Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel üçgen şal modelini çalışacağız. Gerçekten çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Umarım beğenirsiniz. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Ben Instagram'da sormuştum bir sonraki videom neyi örmemi istersiniz diye. Çoğunlukta üçgen şal çıktığı için ben de üçgen şal ördüm. Tabii ki diğer isteklere de yanıt vereceğim. Onları da tek tek sırayla örmeye çalışacağım. Ama önceliğimiz üçgen şaldı. Arkadaşlar şöyle kolay bir şal tercih ettim. Kolay ama bir o kadar da şık. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkalı önlü kullanabileceğiniz, hemen bir çırpıda örebileceğiniz güzel bir şal. Hemen ipimi göstermek istiyorum. Şimdi size göstereceğim. Bu gri bir ip. Bu da çok açık bir gri. Aslında ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok açık, böyle beyaza yakın bir gri. Bu da koyu gri. Alize'nin Angora simli ipi. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. 2,5 numaralı da tığ kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen yapımına geçelim. Şöyle de yakından göstermek istiyorum sizlere. Daha net görebilmeniz için, gerçekten çok güzel. Evet, hemen başlayalım. Öncelikle zincirle başlıyorum. 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Başını dolamadan tığın batıyorum. Ve şu şekilde sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir. Başını doladığım hemen yuvamın içine batıp çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 3 tane grubumuz oluştu ikili trabzanlardan. 1, 2, 3. 2 tane de yuvam var. Şimdi 4 tane olması için 3 zincir çekiyorum ve 4. grubumu da yapıyorum. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 4 grubum oluştu ve 3 tane de yuvam oluştu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve kenar bölümümü yapıyorum. 1, 2, 3. Araya 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. Ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlar için hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın, kenar bölümü dediğimiz, gördüğünüz gibi şalımızın iki kenarında su taşı da deniyor bunlara. Ben kenar demeyi tercih ediyorum. Su taşlarımızı yapacağız ve şalımız bitene kadar başlangıçta ve bitişte kenarlarımızı muhakkak uyguluyoruz. Şimdi benim başlangıçtaki kenarımı yaptım. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen bakın, şurada 3 zincir çekmiştik. Tam ortasına batırıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Buraya modelimiz için bir yuva yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıp bir ikili trabzan daha yaparak oraya bir üçgen yuva yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Ve tekrar kenar bölümümü yapıyorum. 1, 2, 3. Araya 3 zincir çekiyorum. Ve tekrar aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Kenar bölümlerimiz, şalımız bitene kadar bu şekilde ilerleyecek. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar modelimi çeviriyorum. Başını doluyorum. Bakın kenar bölümüm bu şekilde. Hemen tekrar dönüşte de kenarımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 3 tane zincir tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 4 tane yeterli olur. Siz ipinize göre ayarlarsınız. Gergin veya çok bol olmasın. 4 zincirimi çektim şu şekilde. Hemen bakın yuvamın içine batıp fıstık yapıyorum. Şöyle ipimi çekerek beşli bir fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. Araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve yine aynı yere bir beşli fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip tekrar kenar bölümümü yapıyorum. 1, 2, 3, araya 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 4 zincir çekiyoruz. Her dönüşte 4 zincirimizi çekelim. Ve tekrar kenar bölümünü yapıyorum. Araya 3 zincir. Tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Bu sıramız bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve bu şekilde alttan batırıp sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle tam orta zincirin içine batıp ta sık iğne yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve fıstıklarımın tepe noktasına fıstık yapmaya başlıyorum. Şu 3 zincir çektiğimiz yere. Yine 5'li bir fıstık. 3, 4 ve 5. Fıstığımı kapatıyorum. Araya 3 zincir çekerek toplamda 4 tane fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Fıstığımı kapatıyorum. Araya 3 zincir. Tekrar bir fıstık daha. 3. fıstığımı yapıyorum. 3, 4, 5. Kapatıyorum. Sonuncu fıstığımı yapmak için 3 zincir çektim. Ve 4. fıstığımı yapıyorum. Dediğim gibi fıstıkları ayarlayabilirsiniz. İlla 5'li fıstık olmasına gerek yok. 3'lü, 4'lü ayarlayabilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine bakın böyle sayabiliriz. 1, 2, 3. şöyle zincire batıyorum. Ve şu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başını doladım. Ve kenar bölümümü yapıyorum. Pardon, fıstık yapasım geldi. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. 1,
2 3 araya 3 zincir. Tekrar 1 2 3. Burada dönüşte 1 2 3 4 zincirimi çekip çeviriyorum. Tekrar kenarımla sıra başıma geliyorum. Kenar yaparak. Araya 3 zincir. Tekrar yine aynı yuvanın içine 3 tane, pardon. Bu ipler maalesef bu şekilde dolandı mı? Çözülmesi biraz zorlaşıyor. Pırıltılı olduğuna da biraz zor oluyor. Ben hemen şunu şuradan bir kurtarayım, dönüyorum. Evet, kurtardım. Yanlış bir ilmek attığımızda bu ilmekte dönüş de yok bu ipte. Sökmesi inanılmaz zor. Sökülmüyor yani. Evet, burada ne yapıyoruz? Bakın, bu sıramız bu şekilde. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 de çekebilirsiniz. 5 çekelim yine. Başını doluyorum. Ve bakın, burada sık iğne yaptığım yere şimdi bir üst sırada yapacağımız modellerin yuvalarını yapıyorum. 2 litre trabzan yaptım. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp buraya bir yuva yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7 diyelim. 7 zincir çekiyorum. Ve bakın, tam şöyle birinci yuva değil, ikinci yuvaya batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bakın, sık iğne olan yere geldim. Buraya da bir yuva yapacağım. Önce ikili trabzan. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yaparak yuvamı yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başını doladım. Hemen kenar bölümümü yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada kenar bölümümüzü yapalım. Dönüşte de kenarımızı yapalım. Modelimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kenar bölümümü bitirdim. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve hemen bakın, yuvamın içine 2 tane, arasına 3 zincir çekerek şu şekilde fıstık yapacağım. 2, 3, 4, 5'li fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim arasına. Tekrar aynı yere batırıp 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu ortalarda 7, çünkü modelimiz bayağı uzun olduğu için, kasma yapmaması için şu ortalarda 7 zincir çekiyoruz. Ve yine bakın, şuraya sık iğne yapmıştım. O sık iğneyi tekrar batırıyorum. Ve yine sık iğne ile oraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doluyorum. Hemen yine bakın, yuvamı batıp fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırdım. Ve bir beşli fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve tekrar kenarımı bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Kenarımızı yapalım. Dönelim, tekrar kenarımızı yapalım. Modelimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben kenarımı yaptım. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5. Bundan sonra hep kenarlarımızı 5 çekiyoruz. Yine az önce yaptığımız gibi bakın, yine bir üst modelde yuva yapmak amaçlı
buraya bakın, tam ortaya batırıyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başını doluyorum. Bakın fıstık tepesine geldim. 3 zincir çektiğimiz yere. Buraya 4 tane fıstık yapacağım, beşli. Az önce modelde yaptığımız gibi. Araya 3 zincir. Tekrar bir fıstık daha. 4, 5. Fıstığımı kapatıyorum. Araya 3 zincir. Bir fıstık daha. 2, 3, 4, 5. Fıstığımı kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum ve bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 4 tane fıstığım oldu. Yine tekrar bakın orta bölüme geldim. Burada 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Bakın burada hemen ilk zincire, şurada alttaki ilk zincire batırıyorum. Sıkıca orayı sıkacağız. Şöyle sıkıca bir sık iğne yapıyorum. Orayı sıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doluyorum ve yine bu bölüme de fıstık yapıyorum arkadaşlar. Çok videoyu uzatmayalım. Fıstıklarımızı yapalım, devam edelim. 4 fıstığımı bitirdim. Ve yine burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen tam orta yerine 1, 2, 3'üncüye batırıyorum. Veya 4'üncüye de batırabilirsiniz. Ortayı bulun yeterli. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve kenar bölümümü yapmaya başlıyorum. Bakın bu sıramız da bu şekilde olacak. Kenarımızı yapalım. Daha sonra geri dönüp tekrar kenarımızı yapalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümümü bitirdim. Yine burada 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın buraya bir sık iğne yapmıştık. Hemen onun tepesine batırıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir yuva yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıp bir ikili trabzan daha yapıp buraya bir yuva yapmış oldum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk sırada 1, ikinci sırada 2. Şimdi bir üst sırada da 3 tane olacak. Birinciyi buraya yaptık. İkinciyi tam şuraya yapacağız. Üçüncüyü de şu köşemize yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar arttırmamızı yapıyoruz. Her sırada bir model artmış oluyor. Bu ortalarda 7 idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ne yapıyorduk? Tam ortadaki yuvaya, birinci değil ikinciye batırıp kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doluyorum. Bakın tam buraya. Tam ilk modelin tepe kısmına. Şöyle batırıyorum. Ve buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Buraya da yuva yapacağız. 3 zincir. Tekrar aynı yere batırıp bir ikili trabzan daha yaparak. Bakın ikinci yuvamı da buraya yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bakın modelimin tepesine geldim. Tam ortaya batırdım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doluyorum. Bakın sık iğne yerine geldim. Ve hemen batırıp bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırdım. Ve bir ikili trabzan yaparak buraya yuva yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başını doladım. Ve kenar bölümümü yapıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay. Hemen hızlıca ilerleyen çok şık bir model. Umarım
beğenirsiniz. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyorumdur. Çok istiyorum böyle anlaşılır videolar anlatmayı. Umarım da anlatabiliyorumdur. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde 3. sıranın da kurulumunu göstermiş oldum. 3. sıramızda bakın 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor. Bir üst sırada da 4 olacak ve bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Eminim ki anladınız ama dediğim gibi zaten ikinci sıradan sonra anlamışsınızdır eminim. Ama ilk yeni örgüye başlayanlar için böyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Sizler de kusuruma bakmazsınız inşallah. Hemen diğer modelimi tekrar şöyle getirmek istiyorum. Hemen kameramı uzaklaştırayım. Modelimin güzelliği ortaya çıksın. Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. O güzel yorumlarınızı da bu videonun altında görmek istiyorum. Yorum atmayı da unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma da abone olmak tamamen ücretsizdir. Kesinlikle ücretsizdir. Bunun altını çiziyorum. Bazı arkadaşlar yeni ücretli kanallar açılmış, acaba ücretli mi diye çekiniyorlar ama kesinlikle kanalıma abone olmak ücretsizdir. Rahatlıkla abone ol tuşuna basabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir dahaki videolarda ve güzel modellerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.